Selamünaleyküm muhterem aracı arkadaşlarım. Bugün günlerden pazar, ayın 9'u mu olmalı bugün herhalde? 8'i veyahut da 8, 10. ayın 8'i herhalde. Bakmadım. Bugün aslında Bayburt'taki arılarımı almaya gidecektim ama bir cenaze nedeniyle gidemedim arkadaşlar. Cenazeden sonra buraya geldim. Buradaki arılarıma bakayım dedim. Bir kısım arıları zaten yine Bayburt'tan getirmiştim buraya. Bir kısmı da yazdan beri buradaydı. Bayburt'a çıkartmamıştım hiç arıları. Onlardan bir tanesi bu da arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bunda kireç vardı. Pek çok arıda olduğu gibi. Ama bal durumu çok iyi bunun. Yavru durumu da iyi. Ama gördüğüm kadarıyla bal iyi. Yavru iyi arkadaşlar. Aşağı yukarı 2, 4, 5 çerçevede yavru var böyle. Balı da iyi. Buna tam kek verecektim. Durumunu gördükten sonra yarım kek vermeye karar verdim arkadaşlar. Yani stoğu bayağı var. Şimdi en sondaki çerçevesine bakacağım arkadaşlar. Bunda da bal var. Ağırlığından belli. Göz balı var arkadaşlar. Elimle tutuyorum. Çerçeveyi, tripodum yaylada kaldı. Bu son çerçevede de sırlı balı var arkadaşlar. Bu da sırlı bir bal. Stoğu fena değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunu belki yedirmeye de hiç gerek yok ama bir yarım kek vermeyi düşünüyorum ona. Oyalı alsın, üvey evlat muamelesi yapmayalım buna. Uzun zamandır sizler için video çekemedim. Gerçi önemli bir bilgi verecek konumda da değilim. Göze çarpan bir şey olursa bunu görüntüleyeceğim inşallah. Bilgi niteliğinde olan bir şey olursa. Arkadaşlar kekimiz bu. Kendim yapıyorum, yaptırıyorum bunu. Gerçek polen katkılı bir kek arkadaşlar. Yani bunda boya filan yok arkadaşlar. Hakiki polen koyuyorum buna. Yaş polen dolapta saklıyorum. Bu arada organik bir varomit dediğimiz bir ilaçtan da vuracağım ben buna. Fakat bunun aparatını yapmış arkadaş ama fazla döküyor bu arkadaşlar. Bizi zarara uğratacak. Araya belki zararı yok ama fazla döküyor. Yani 10 arı ilaçlayacaksam bu 8'e düşecek gibi geliyor bana. Neyse her neyse. Tamam, başka şurup falan da vermiyorum ben buna. Sadece bu yarım keki veriyorum. Evet. Yani tam hepsini kontrol ettim ama 4 veya 5 çerçevede mükemmel yavru var. Niye yarar bu yavru? Bahara çıkacak arıların yetiştiricisi konumunda bunlar şu anda. İnşallah bunlar belki bahara çıkmaz ama mevsimin gereği gayet soğuklar erken düşerse, ki bu sene öyle bir söylenti de var. Kışın erken geleceği söylentisi var. Hayırlısı olsun diyelim. Nasibimiz neyse öyle olur. Bayburt'taki arılarımızın da çok zayıfladığı, yani Söğüt'ten bal aldığı söyleniyor ama buna rağmen çok zayıfladığı söyleniyor. Onları da gidip göreceğiz, alacağız bakalım önümüzdeki hafta inşallah. Hayırlısıyla kim öle kim kala bakalım. Hoşça kalın, saygılar, sevgiler sunuyorum sizlere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum inşallah.